Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTT Geometri Kampı'nda yani şu kitabın kampında geldik 5. güne 5. günde önemli günlerden birinin devamını yapıyoruz bu da önemli gün yani dik üçgen yapıyorduk dik üçgeni bir güne sığdıramamıştık çünkü çok soru koymuştuk buraya her tarz sorusu vardı. O yüzden 5. günde de dik üçgene devam ediyoruz. Bugün ne öğreneceğiz? Bugün öklit bağıntıları ve özel açılı üçgenleri öğreneceğiz. Biz yine de şöyle bir şeye bakalım istersen. Şu programımıza öncelikle şöyle bir bakalım. Baktığımız zaman programımızda kaç ders olduğunu görüyorsunuz. Dik üçgen 3 üç ve dik üçgen 4. Yani bugün 2 tane dersimiz olacak. Sayfa numarasına da bakalım şöyle. Şafak sayarımızda. 5. gün sayfa numarası 36 ve 42'ye gidecekmişiz. Sayfa 36 gidelim ama gitmeden önce bir de haftalık programa da bakalım dik üçgen nereye denk geliyor dik üçgen 3. güne denk geliyordu yani 4 ve 5. güne denk geliyordu haftalık programda takip edenler. Evet, biz gel bakalım şimdi sayfa numarası şöyle 36'ya gidelim. 36'da ne var? Öklit bantlarıyla olaya başlayacağız. Öklit bantları dikten dik çizildiği zaman öklit bantını kullanabiliriz. Yalnız başlamadan önce şunu da söyleyeceğim. Dikten dik çizildiği zaman öklit bantını kullanabiliriz. Biz bir dik üçgen gördüğümüz zaman sakın ama sakın aa hocam dik üçgen var, dikten dik çizeyim, öklit mantısı oluşturayım.'' gibi ek çizim burada yok hali hazırda böyle bir şey yoksa ya da herhangi bir dik üçgende sakın ama sakın özel bir durum yoksa hocam dikten dik çizeyim deyip öklit oluşturmayacağız. Öklit bize hali hazırda verilmişse yani dikten dik çizilmişse kullanabileceğimiz bir tekniktir. Bunu unutma. Şimdi dikten dik çizildiğinde öklit dikten dik öklit kullanacaksın. Öklit bağıntıları da çok basit. Şu h kare eşittir p çarpı k. Yani h kare eşittir. P çarpı k eşittir. Birinci öklük bağıntısı. İkinci, i̇kinci öklük bağıntısı da bir dik üçgende büyük kenarı alacak olursak. Sol taraftaki büyük kenarı alacak olursak. A kare p çarpı p artı k ya eşittir. Yani sol taraf aldım ya sola dayalı gideceksin. Ya da büyük dik üçgende sağ taraftaki kenarı alacak olursak da sağa dayalı gideceğiz. B kare de k çarpı k artı p'ye eşittir. E başka bir şey var mı? Var ama bunu da ezberlemenizi istemiyorum. A çarpı B, H çarpı P artı K'ya eşittir. Bunun sebebini biraz sonra sana göstereceğim bunu ezberleme. Benim için önemli olan 3 tanesi. H kare eşittir P çarpı K. Sonra sol tarafta A kare P çarpı P artı K'ya eşit. B kare de neye eşit? K çarpı K artı P'ye Eşit. Hocam bunlar nereden geliyor? Şöyle küçük ekranın sol tarafında sen bunun ispatının nereden geldiğini de gör. Bir dik üçgen olsun elimizde. Dikten dik çizilsin. Öklit bağıntısı kullanacağız alfabetalara daldığımız zaman kırmızı üçgenle mavi üçgenin benzerliğinden dolayı H kare eşittir P çarpı K geldi. Kırmızı üçgenle büyük üçgenin benzerliğinden dolayı da A kare eşittir P çarpı P artı K geldi. Kır mavi üçgenle de büyük üçgenin benzerliğinden de ne geldi? B kare eşittir K çarpı K artı P geldi. Benzerliği daha görmedik ama alfabete benzerliği 9'dan B'yi hatırlarsınız diye hızlı bir şekilde ben bunu da sana bu şekilde göstermek istedim. Peki hocam şunu nasıl kullanacağız? Şunu yani bir dik üçgende bak şu özelliği bunlar kesinlikle bilinecek. Bunu bilmesen de üçgen kendi alan konusuna geldiğin zaman da zaten yaparsın. Mesela şöyle bütün sayılar verildi. A, B, şurası H, burası da X verirsin. Alanı yazacak olursan üçgenin alanı nedir? Hocam şu üçgenin alanı dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısı. Yani A çarpı B bölü 2 aynı zamanda... Bu üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 olduğundan dolayı x çarpı h bölü 2 eşittir. Bölü 2'ler gidince bak ne geldi gerçekten? a çarpı b dik kenarlar çarpımı h çarpı x'e eşit oldu. Ezberlemeye gerek var mı? Yok alandan gidersin. Ya bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece yükseklik, yükseklik eksikse yapacağımız hamle bu. Hadi bakalım şimdi olayı öğrendik. Gel bakalım öğrenme alanıyla bu işi iyice kavrayalım. Şimdi burada hocam dikten dik çizilmiş öklit bağıntısını kullanabilirim. Ha, benzerlikten de ispat tekniğiyle de yapabilirsin ama... Şimdi biz her zaman da tamam şeyi de böyle tavsiye de etmiyoruz ya özellik ezberlemeyin diyoruz ispat teknikleriyle yapın diyoruz ama bu işimizi kolaylaştırdığı için öklit bağıntılarını da bilmek bizim için aşırı derecede faydalı. O yüzden öklit bağıntısını da bilelim bence. Şimdi burada öklit bağıntısı dikten dik çizildiği için öklit x kare eşittir 1 çarpı 9 h verildiği için. Hemen yazıyorum x kare eşittir 1 çarpı 9 yani x kare eşittir 9 x'i de böylelikle kaç buluruz 3 buluruz. A şıkkı 3 çıktı. B şıkkına gelelim. Hocam burada da bak dikten dik üçgenden dik çizilmiş yine öklit bağıntısı var. Bu sefer büyük dik üçgendeki kenar soruluyor bana. E o zaman burada da x'in karesi bak sol tarafta sola dayalı yüksekliğe kadar geleceğim yani yazıyorsun buraya x kare eşittir 2 çarpı 6 değil nedir 2 çarpı tamamı yani 2 çarpı 8 yapar x kare eşittir 16'dan x de böylelikle 4 olarak buluruz b şıkkı 4 çıktı geldik c şıkkına c şıkkında da bizden şurada kaçı isteniyor yani biz geometride genelde şu 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 ise bu da böyledir diyoruz ya bunların genelde tersi de doğru oluyor. Yani bu böyle böyleyse şu 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 şöyledir diyebiliriz yani. E buraya baktığımız zaman 2 verilmiş, 4 verilmiş, 8 verilmiş. Ya burada yapacağımız hamle burada benzerlikten de çıkardı daha benzerliği görmedik. E hocam burada şuna bakacak olursak hocam 4'ün karesi eşittir 2 çarpı 8 sağlaması tuttu. Yani 2 çarpı 8 sağlıyor. Yani h kare eşittir p çarpı k sağlaması tuttu. Dolayısıyla bu nasıl bir üçgendir? Dik üçgendir. Yani şurada kaç kaç derece olacaktır? 90 derece olacaktır. Çünkü biz dikten dik çizilseydi öklit bağıntısı olur. Ondan dolayı da h kare p -k, k diyoruz ya. Olur diyoruz ya. Bunun tersi de doğru oluyor. H kareçtir P çarpı K sağlaması tuttuysa o zaman bu bir dik üçgendir. Yani dikten dik çizilmiştir diyeceğiz. Ve oradaki 90'ı yapıştıracağız. Öbürüne gelelim. 6, 8 ne üçgeni? 10 üçgeni. Bir kere özel üçgenden dolayı. Ve burada büyük üçgende bütün kenarlar belli. Sadece yükseklik eksik. Ne yapacağız? Alandan gideceğiz. Yaz alanı şöyle. Alan dediğimiz şey hocam 6 çarpı 8 bölü 2. Aynı zamanda neye eşit? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Yani 10 çarpı x, x bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gitti. 48 eşittir. 10 x yaptı. X'i de buradan ne buluruz? 48 bölü 10'dan 4,8 olarak buluruz. Yani ezberlemeye gerek yok. Üçgenin alan formülünden gidebiliriz. Alanı görmedik ama ya 9'dan hatırlıyorsunuz diye bu şekilde. Eğer görmedik diyenleriniz de varsa o zaman bu özelliği ezberlesin kardeşim ne yapayım yani değil mi? Evet öğrenme alanında işi öğrendik. Hadi gel bakalım şu klasik sorularla en başta bir şöyle bir başlayalım. Kolay sorusuyla başlayalım. Şimdi soruya bakıyorum. Ne güzel hocam dikten dik çizilmiş böyle. Aa burada öklit bağıntısı var. Ama öklit bağıntısı da eksik bir sürü şey var. Öklit bağıntısının olması için iki tane sayı değerinin olması lazım. Şuraya bakıyorum. Şurası yok. Bak burası yok. Burası yok. Ya H kareştir P çarpı K'yı uygulayamıyorum. Ya da burası da yok ki. Bunun karesi bu çarpı tamamını uygulayamıyorum. Demek ki buradaki dik üçgende öklit bağıntısı uygulanamıyor şu an. E ne yapalım bak burada da dikten dik çizilmiş aslında. Burası 90 derece ya. Diğer taraflarda 90'ar derecedir. 90 90 değil mi bunlar? Aa burada dikten dik çizilmiş. Yani burada bir öklit bağıntısı var. Hemen ökliti uyguluyoruz. Hocam şuradaki üçgende öncelikle bir ökliti uygulayacağız. E burada iki tane sayı değeri de var zaten. Burası buraya ben bir A diyecek olursam 4'ün karesi 2 çarpı a'ya eşittir. Yazıyorum şuraya. 2 çarpı a'dan dolayı 16 bölü 2'den a'yı kaç buluruz? 8 buluruz. a 8 çıktı. Yalnız cevap 8 değil. Sonra ne yapacağız? Hocam sonra şu x'i bulmak istiyorsam eğer şurada bir pisagor bağıntısı yapabiliriz. Ya da yok eksik var. Burada artık diklendik çizilmiş vardı ya. Artık iki tane sayı değeri olduğu için öklit uygulayabilirim burada. Hocam öklit bağıntısını uygulayalım. 8'in karesi bu sefer 4 çarpı n e eşit. 8'in karesi 4 çarpı n'den dolayı n'i de 64 bölü 4'ten 16 buluruz. Burası 16 çıktı. Sonra ne yapacağız? Hocam x'in karesi de yine öklit bağıntısı var. Bu sefer x'e ait öklit bağıntısı yapalım. Şu çarpı tamamından yapabilirsin ama Pisagor'da varsa öklitle uğraşma. Pisagor bağıntısı var mı? Var tabii ki. Nerede? Bak şuradaki üçgende Pisagor bağıntısı var. Pisagor bağıntısı da bir kenar 8 diğer kenar 16 kolay bir Pisagor hatta. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı küçük olan kök 5 katı olmak zorunda. X'i böylelikle 8 kök 5 diye bulursun. Evet örnek 34 8 kök 5. Geldik. Örnek 34, değil mi? 35 dedim zannettim. Evet. Geldik örnek 35'e. Hocam bir kere 6 8 10 Pisagor bağıntısı varsa hemen ilk etapta onu uygula. Sonra 6, 8 verilmiş, 10 verilmiş. Bizden x isteniyor. Hocam x'i bulmak istiyorsak buradan da bulunabilir. H kare eşittir p çarpı k ama şurası yok. Neresi var? Hocam 6'nın karesi bu çarp tamamı deyip y'yi bulup sonra x'i bulabiliriz. Niye ikinci bilmeyene giriyoruz? Direkt sol taraftakine bakalım. Sol taraftakine ait öklük bağıntısı da 8'in karesi de sola dayalı olacak. 8'in karesi eşittir x çarpı tamamı. Bunun tamamı kaç? 10 değil mi? Evet. 10. O zaman 64 eşittir 10x ise x de buradan 6,4 olarak buluruz. Cevap anahtarına bakmak istiyorum. 6,4 yazıyor. Cevap anahtarım da belki 64 bölü 10, 32 bölü 5 olarak da olabilirdi. Ondan dolayı. Evet geldik 36'ya. Ya hocam bu verilen bilgilerden şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Şu anda hiçbir şey yapamıyorum verilen bilgilerden dolayı. Eee burada ne yapacağız hocam? Yapacağımız hamle bir şeyler bir şeyler bir şeyler yapmalıyız burada ne yapmalıyız? Hocam 6, 4 artı x Pisagor bağıntısı yapamıyorum. O zaman şuraya odaklanacağız. Şu 3 tane eşitliğe odaklanacağız. E, A 3 tane eşitlik var burada. 3 eşitlik var. Ne oldu burada? Muhteşem üçlü. Aklımıza gelmedi mi? Geldi. O zaman aklına gelen başına gelsin. Hemen muhteşem üçlü oluştur. E hocam ben burada şunu üçgene yapacak olursam bak muhteşem üçlü oluştu. Burada kaçı 90 derece oldu. Bak yanlış anlaşılmasın. Dikten dik çizmedim. Muhteşem 3'ünden dolayı 90 derece oluştu orada. 90 derece oluştuğu için de ne oldu? Dikten dik çizilmiş oldu. Yani öklit bağıntısı oluştu. E şimdi bana verilen bilgi. Bak her zaman verilen bilgiye bakın. Ezber iş yapmayın. H kare eşittir. P çarpı k yapmaya gerek yok. Bu şekilde yaparsan uzatırsın. Beynini çalıştır. Kafanı çalıştır. Aa, hocam pisagordan burayı bulurum. Sonra bunun karşısında bu çarpı bundan bulurum. Evet doğru haklısın ama... İlk önce verilen bilgiye bak kardeşim. Öklit bantısı var mı? Var. 6 verilmiş. 6'ya ait öklit bantısı kullanacaksın. 6 büyük üçgende büyük kenar olduğu için sol tarafta olduğu için sola dayalı öklit bantısını yapacaksın. Yani 6'nın karesi 4 çarpı tamamı diyeceksin. 6'nın karesi eşittir 4 çarpı 4 artı x deyince 36 ile 4 sadeleşti. 9 yaptı. 4 artı x 9 eşitse x'i de buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Cevap böylelikle 5 çıkar. Geldik 37'ye. DF böyle AB isteniliyor bizden. DF ve AB x diyelim o zaman. Şuraya DF x dedim. AB'ye de y dedim. Sonra burada uzunluklar verilmiş. Bu uzunlukları kullanalım. Şimdi Burada böyle bir bilgi verilmiş. Şurası 1 çarpı var aslında. Burada 3 çarpanı var. Burada da 6 çarpanı var. 1, 3, 6. Kaçta da birleşiyor? 6 da birleşiyor. O zaman ben buraya bir K diyecek olursam ama K demeyeyim bence. Normalde K diyecek olursam EB'nin uzunluğu 2K olur. Burası da 6K mı olur? EF uzunluğu. Evet. Şimdi biz bu şekilde yapacak olursak. Evet diyebiliriz burada. K, 2K, 6K diyebiliriz. Ama en son bizden oran isteniliyor. Ben DF'yi de K'lı, AB'yi de K'lı bulmuş olacağım o zaman. E bu şekilde K'larla uğraşmamak lazım bence. Çünkü oranladığım zaman zaten k'lar gidecek. Oran istenildiği için k yazmayacağım. FC'ye ben 1 yazacak olursam EB'nin uzunluğuna 2 yazarım. EF'nin uzunluğunu da 6 yazarım. X'i de bu şekilde bulurum. Yani K'lı yazacağıma, K ile uğraşacağım bu şekilde oran istenildiği için bu şekilde oranlı sorularda K'lı bir değer yazmanıza gerek yok. Onu demek istiyorum yani. E o zaman ne yapacağız? Şimdi bize şuradaki üçgende hangi üçgende? Bak şuradaki üçgende x var burada. O zaman hocam buradaki üçgende biz x'e yoğunlaşacağız. x ne burada? Hocam verilen bilgilere yoğunlaşacağız. Şu yükseklik. Dikten dedik çizilmiş öklit. Yani x kare eşittir 1 çarpı 8. Yazıyorum şuraya x kare eşittir 1 çarpı 8'den x'i kaç buluruz o zaman? Kök 8 buluruz. Kök 8 dediğimiz nedir? Bu 4 çarpı 2 ya. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök kim çıkar? Evet. Sonra y'ye bakacağım. Hocam y'ye bakacak olursam da o zaman da şu üçgene bakmak zorundayım. Bak şuradaki üçgende. Yeşil üçgende. Dikten dik çizilmiş mi? Dikten dik çizilmiş. O zaman burada da h kare eşittir p çarpka yapmayayım. Yapmayayım. Benden y isteniyor. Y'ye ait ürün bantısı uygulayayım. Y kare de burada. Sol tarafta sola dayalı olacak. Yani y kare de buradan ne eşit olacak? 2 çarpı bak 7 değil. Dikkat. 2 çarpı tamamı olacak. Yani 9 olacak. E buradan da e buradan da Kök 18 geliyor. Kök 18'de neye eşittir? 9 çarpı 2 ya 9 dışarıya 3 diye çıkar. Y'yi de buradan 3 kök ki diye bulur muyuz? Buluruz. Bizden df bölü ab uzunluğu isteniyor. Yani x bölü y oranı isteniyor. O da 2 kök ki bölü 3 kök 2 yapıyor kök kilerine ne oldu? Cevap böylelikle 2 bölü 3 çıktı. Evet cevap 2 bölü 3 oldu gençler. 37. soru verilen bilgileri kullandığınız zaman da hızlı hareket edeceğinizde de farkına varmışsınızdır herhalde. 37. soru böyle geldik. Bir sonraki soruya. Hmm. ABC bir üçgen. BCDE e, dikdörtgen verilmiş. 90 dereceler verilmiş. Buna göre AB, ABD 5 birim olarak verilmiş. Buna göre diyor dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız hocam burada? Ya bir kere arkadaş burada dikten dik çizilmiş öklete uygulayacağız. 5 verilmişse 5'e ait öklete uygulayacağız. Ne duruyorsun? Uygula. Bazen böyle daha önce de verdim bu örneği ama ya yani soruya böyle ışık görmüş tavşan gibi bakıyorsunuz. Bakmayın kardeşim verilen bilgileri kullanmak zorundasın. Kullan kardeşim bunu burada. Ya hocam de, 5 verilmişse bana o zaman şu dikten de dik çizilmiş 5'in karesi ne diyeceğim? Hocam şuraya bir A diyecek olursam dolayısıyla burası da A olur. Buraya da bir B diyelim. A çarpı A artı B mi oldu? Evet buradan ne geldi? A çarpı A artı B 25 oldu. A'yı B'yi bulabilir miyim? Bulamam. Kalsın. Benden ne isteniliyorsa ona bakacağım. Benden istenilen durum şu. Buradaki bu dikdörtgen verilmişti ve dikdörtgenin alanı isteniyor. Hocam dikdörtgenin alanı neydi? Dik kenarlar çarpımıydı. E bakıyoruz. Madem öyle dikdörtgenin alanında şu şekilde yazacak olursam hocam bir kenar A diğer kenarda A artı B. A çarpı A artı B isteniyor benden. E zaten biz A çarpı A artı B'yi biraz önce yukarıda bulmadık mı? Bulduk. Yani cevap böylelikle 25 çıktı. Evet 38'i bulduk geldik 39'a. Evet iki tane dik üçgen. İ Bak bir burada dik üçgen var bir de büyükte de dik üçgen var. İki tane dik üçgende de dikten dik çizilmiş görüyorsun. Bir burada dikten dik çizilmiş bir de burada dikten dik çizilmiş. E o zaman biz öklit bağıntısını kullanacağız. Ama verilen bilgilere öncelikle bakmak lazım. İlk önce şu üçgende dikten dik çizilmiş ve verilen bilgilerin hepsini şöyle bir yazmak istiyorum. Neler verilmiş? AFD doğru sağ verilmiş ve burada EC -E birbirine eşit verilmiş. Şu EC'nin -E eşitliğini yazayım. Bir kere burada dikten dik çizildiği için öklit bağıntısını kullanacağım. Bana 4 kökki verdiği için 4 kökki'deki öklit bağıntısını kullanacağım. Yani sol tarafta sola dayalı öklit bağıntısını kullanacağım. Hadi kullanalım o zaman burada. 4 kök 2'nin karesi neye eşittir? Hocam şurası a diyecek olursam a çarpı tamamı. E o zaman buraya da b demek zorundayım. a çarpı a artı b'ye eşittir. a'yı b'yi ayrı ayrı bulamam. Yani ben buradan a çarpı a artı b'yi ne buldum? 16 çarpı 2'den 32 olarak buldum. Şimdi büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende de diktendik çizilmiş öklit bağıntısı var. O zaman x kare de eşittir. Hocam şu çarp tamamı mı? Değil. Bak dikkat. Dikin geldiği yere kadar gitmeliyiz. X isteniliyor. X'e yoğunlaşacağım. X'in karesi sol tarafta sola dayalı. Bu şekilde olmak zorunda. E soruda bir de şunlar da eşit verilmişti. E ben buradaki değerlere A ve B demiştim. A ve B demiştim. Çift çizgi dediğimiz A artı B oldu. O zaman burası da A artı B olacak. Hadi bakalım şimdi öklüte uygulayalım. 8'in karesi de şu şekilde pardon X'in karesi de bu çarpı tamamı değil midir? Evet. Yani X'in karesi de eşittir. A çarpı tamamı. Tamamı da A var B var. A artı B var. Yani yani 2A artı 2B var. 2A artı 2B var. Yazalım onu da. E burada 2 parantezin alacak olursak ve en başa alalım onu. 2 çarpı A çarpı A artı B mi oldu burada? Evet. A yukarıda A çarpı A artı B'yi 32 bulmuştuk. Yaz yanına burada x kare buradan 64'e eşit oldu ve böylelikle x 8 oldu. Bak bu soruda ne yaptık? Sadece soruda verilen bilgilere baktık. Öklit bağıntısı var dedik. Hepsini kullandık ve sonrasında sadece ve sadece elimiz çalıştı. Başka da bir şey yapmadık aslında. İlk başta kafayı çalıştırdık sonra elimizi çalıştırdık olay bitti kardeşim. Geldik örnek 40'a. Evet şimdi örnek 40'ta şöyle bir şey var elimizde. A açısı 90 derece olan ABC dik üçgenindeki dik üçgen şeklindeki bir karton şekli bir dek gibi. A'dan 12 santimetre uzaktaki E noktasından AB'ye dik olacak şekilde kesildiğinde kağıt iki parçaya ayrılıyor. Hadi senle birlikte bunu keselim bakalım. Hop kesti. Kağıdı iki parçaya kestim. Sonra da bunu AD boyunca katlıyorum. Bak benle birlikte katla. Hop katladım. Ne oldu? Şekil 2 karşımıza çıktı. E tamam. Hikayeyi de anladık. Animasyonla da gördük. Her şeyle gördük. O zaman devam edelim. Şekil 1'deki kesilen küçük parçanın çevresi kaç santimetredir diye soruluyor bize. Yani şunun çevresi soruluyor bize. Ne yapacağız burada? Öncelikli olarak biz ne yapıyorduk? Katlama sorularında katlamayı eski haline bir geri getiriyorduk. Hocam eski haline bir geri getirelim. Hop şöyle eski haline geri getirdim. Şöyle oldu burası. Sonra bir de kesilmiş halde bu ya. E kesilmiş halinde de şurayı da eski haline yine getirelim. Gözüküyor değil mi? Evet gözüküyor. Zaten bizden ne isteniyor? Bizden de zaten şuradaki üçgenin çevresi isteniyor. Verilen bilgileri hep şöyle bir yazayım seninle birlikte. Birlikte yazalım. Burası 12 verilmiş. Burası 6 verilmiş. Ben bunu böyle katladığım zaman katlamada ve eksik parçaları tamamlayalım. Şurası 90 derece. Burası da 90. Burası da 90 olmak zorunda. Şimdi katlamada ne yapıyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenar buraya geliyor. Bu kenar da buraya geliyor. Çünkü bunu böyle katladık biz. E o zaman burası 6 oldu. Burası 12 mi oldu? Evet. Bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit oluyordu. Üst üste binen açıların eşitliğini yazayım. Şu açılar birbirine eşit. Şu açılar birbirine eşit. Hatta şu açı 90 derece ise o da buraya denk gelmiyor mu 90 derece üst üste biniyor. Bak bu köşe buraya geldi çünkü üst üste binen açıların da eşitliğini yazınca. E sonra ne yapacağız burada? Her şeyi kullanmak zorundayız. Her verilen bilgi. Hocam şunlar eşit verilmiş. Buradaki eşitliği de kullanalım. Hocam şu parçayla şu parça eşit verilmişse eğer. O zaman ben buraya bir A dersem. Hocam burası A artı 6 burası da A artı 6 eşitlikten dolayı. Yazdım buraya A artı 6'yı. E sonra ne yapacağız burada? A artı 6'nın karesi eşittir. Pisagor bağıntısı çıktı. 90 ya burası da 90. Şuradaki dik üçgende Pisagor çıktı. A'nın karesi artı 12'nin karesi deyip işlem yapanların saçını başını yoluyoruz. Sakın. Dur bakalım. 12 var. Hisset kardeşim. 12 varsa biraz tehlikeliydi 12. Ya 5 12 13 ya 9 12 15 ya da 12 16 20 idi. Acaba 5 koyduğumda 12 13 oluyor mu? 5 12 11 oluyor. Sağlaması tutmadı. O zaman 9 12 15 mi diye bakıyorum. 9 koyduğumda 9 12 15 sağlaması tutuyor. O zaman A kaç yapıyor arkadaşım gerçekten? 9, 12, 15 diye hissettik. İkinci olarak hisleri bizde doğru çıktı. A'yı 9 bulduk. Peki A'yı 9 bulduk, yani burası 15 çıktı. E, e, burası da 15 o zaman. Başka ne var? Başka da bir şey yok. İkinci şekle bakıyorum. Hocam ikinci şekle baktığım zaman soruyu çözmeye çalışıyorum ya. Hocam burası dik, dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit bağıntısı var. O zaman ikinci şekli kullanalım. Dikten dik çizilmiş. Bunun karesi. Bu çarpı tamamı değil midir? Evet. Yani ben şunun tamamına n diyecek olursam o zaman kullanıyorum. 12'nin karesi eşittir. Şurası 9 çarpı tamamına n dedim. Dikkat n artı 6 ya. şuraya n deyip de şuraya n deyip de n artı 6 da diyebilirdim ama tamamına n dedim. İşlem kalabalığı olmasın diye. 9 çarpı n deyince 12'nin karesi 144. 144'ü 9'a böldüğüm zaman kaç geliyor? Sanırım 16 geliyor. Evet 16 geldi. n 16 geldi. n 16 ise o zaman buraya ne kaldı? 10 kaldı. Çünkü niye? 6'sı burada olduğundan dolayı. E 6 10. Ne üçgeni 6 8 10 üçgeni çıktı. Küçük parçanın çevresi soruluyor bize. Bu sarı üçgenin çevresi soruluyor. 6 artı 8 artı 10 soruluyor bize. O zaman cevap kaç yapacaktır? 24 yapacaktır. 40. soruyu da böylelikle 24 olarak bulduk. Geldik özel açılı üçgenlere. Şimdi dur. Şimdi dur burada. En önemli. Bana bak bana bak. İlk önce bir konuşalım. Lütfen konuşalım. 45-45-90 üçgeni. Özel açılı üçgenler. Aslında özel açılı üçgenlerde İki tane özel üçgeni bilmeniz yeterli. Bak iki özel üçgeni bilmeniz yeterli. İki özel üçgeni bildikten sonra şurayı da çalıştıracağız. Ve sonrasında özel açı gördüğün her soruyu burayı da çalıştırarak onunla mantığını vereceğim. Onun mantığı yani şurayı çalıştırmanın mantığını bir sonraki ders vereceğim. Şurayı da çalıştırdıktan sonra özel açı gördüğün her soruyu garanti ve net bir şekilde yapmayı öğreteceğim biraz sonra sana. Bundan sonraki derste. Ama şu iki özel üçgeni bilmek zorundayız. Bunlardan bir tanesi 45-45-90 üçgeni bir tanesi de 30-60-90 üçgeni. Ve sana şunu söyleyeyim. Trigonometride gördüğünüz o kosinüs teoremine falan filan çok fazla gerek kalmayacak bu özel açı mantığını öğrenince. Yani buradaki özel açıları iyice öğrendikten sonra. Tamam. E hadi bakalım. Derse devam. Derse devam. Devam ediyoruz. Özel açılı üçgenlerde ilk önce 45-45-90 üçgenini bilmenizi istiyorum. Tanım olarak bileceksiniz. Bak ezber ya bileceksiniz. Yapacak bir şey yok. 45-45-90 üçgeninde dik kenarlardan hipotenüse geçiş kök iki kat. Yazalım. Dik kenardan dik kenardan hipoya geçiş. Yaz benle birlikte. Kök iki kat. Bak dik kenardan Hipoya geçişi yazdık. Tamam. Şimdi şunu şöyle bir şey yapayım. Bir saniye. Düzen, 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 düzen bizim için önemli. Şunu şöyle bir alayım şuraya. Arkadaş dik kenardan hipotenüse geçiş neymiş? Kök katmış. Tam tersi. Hipotenüsten dik kenara geçişte ne olacak? kök 2'ye bölünmüş hali olacak. Yani burada hocam dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kat ya da 45'ten 90'a geçişte diyebilirsin. Burada tam tersi hipotenüsten dik kenara geçişte ne olacakmış? Kök 2'ye bölünmüş hali olacaktır. Hemen birkaç örneğini verelim böyle küçük küçük örneklerini de yazalım. Mesela şöyle hocam burası 6 6 iken şu x sorulduğunda x kenar 45 45 yazmadım ama x kenar olduğundan dolayı zaten burada kaçılarda 45'er derece yapmıyor mu? Yapıyor. E 6 6 ise x buradan ne gelecektir? 6 kök 2 gelecektir. Tam tersi şu şekilde olmuş olsaydı bu 45 bu da 45 olsaydı burası 6 verilmiş olsaydı hocam dik kenardan hipotenüse geçiş kök katsa tam tersi hipotenüsten dik kenara geçişte kök bölünmüş halidir. Yani x böylelikle ne olacaktır? 6 bölü kök eşit olacaktır. Kök 2'ye çarparsam 6 kök 2 bölü 2 yapar yani 3 kök yapar. Yani kafanızı fazla meşgul etmeyin. Ben sadece bu cümleyi söyledim sana bu cümleyi bileceksin. Dik kenardan hipotenüse geçiş kök kat. Ya bu cümleyi bilmezsen ne yaparsın? Dik kenardan hipotenüse geçişte ezberlemek zorunda kalırsın. Hipotenüsten dik kenara da geçişte ezberlemek zorunda kalırsın. Yani kök ee, kökkiye bölüp dik kenarda böyle kök kökkiye bölünmüş hal diye de ezberlemiş olacaksın. Ya da böyle şey yaparlar. Hani ikiye böl kök ile çarp şeklinde de söylerler. Hiç bunu bu şekilde düşünme. Kendini ilk başta yorumla. Çünkü 30-60-90 kuralı da var. Sonra kafanda karışabilir ondan dolayı. Evet olayı öğrendik. Geldik 30-60-90 üçgenine. Bak bu 45 45 93 üçgeni kesinlikle bilmen gereken bir üçgen. Hatta 5 yıldız koyuyorum buna. Sen de 5 yıldız koy. İkinci bilmen gereken Diğer üçgende 30-60-90 üçgeni. Buna da 5 yıldız koyuyoruz. Burada da 30-60-90 üçgeni Ya şuraya da yazmışız. Ben niye yazdıysam buraya. Sana da yazdırdım kusura bakma. Sen de yazdın mı yoksa? Hipotenüsün uzunluğu dik kenarın uzunluklarının kökü katıdır. Geldik 30-60-90 üçgenine. 30-60-90 üçgeninde de başlangıç noktası 30'un karşısıdır. Başlangıç noktasını seçersin böyle. Başlangıç noktasını seçtin. X 30'un karşısı. 30'dan 90'a geçişi ve 30'dan 60'a geçişi bilmek zorundasın. Diyor ki burada 30 derecenin karşısındaki kenarın 2 katı hipotenüs eşit. Yani 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 30'dan 60'a geçişte de 30 derecenin karşısındaki kenarın 3 katı da 60'ın karşısına eşit demişiz. Kuralımız bu. Özelliğimiz bu. Ya tanımımız bu. 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 30'dan 60'a geçişte 3 kat olarak bileceksin. Bunun tersini de biraz sonra zaten öğreteceğiz. Bunu öğrendik mi iyice? Öğrendik. Birkaç örnekle bunu pekiştirelim. Mesela bir 30-60-90 üçgeni var. Ya hocam 30-60-90 üçgeninde burası 6 ise x'i ve y'yi zaten rahat bir şekilde buluruz. Bunda bir sıkıntı yaşamayız. Hocam x nedir? 30'dan 90'a geçiş 2 kat yani burası 12 yapar. 30'dan 60'a geçişte 30'un karşısı 6 ise 60'ı karşısı da kök 3 katıdır. Yani burası 6 kök 3 yapar. Peki devam edelim. Şöyle bir üçgen olmuş olsaydı ve şurası verilmiş olsaydı ve şurası sorulmuş olsaydı. O zaman bir 30-60-90 üçgeninde. Bak dikkat. Hocam başlangıç noktamız neresi? İlk önce onu belirliyoruz. 30'un karşısı. O zaman diyorsun. Burada 90'ın karşısı verilmiş. 30'dan 90'a geçiş 2 kattı. Tam tersi. 90'dan 30'a geçişte 2'ye bölünmüş hali olacaktır. O zaman ben ilk başta x sorulsa dahi ben burayı bulmak zorundayım ilk etapta. Y kaç yapar? 90'ın karşısı verilmiş. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Yarısıdır. Yani 2'ye bölmüş E şimdi 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı da kök 3 katıdır. Yani burası da 3 kök 3 olacaktır. Peki bir tane daha böyle örnek yapalım hemen. Bir tane daha örnek yapalım. Şöyle bir örnek olsun bakalım. Onu da alt tarafta yapalım. Bir dik üçgen var elimde. 30, 60, 90 üçgeni ve bu sefer de 6 verilsin. Ve bizden x istensin. Ne verilirse verilsin. Ne isteniyorsa istensin. İlk başta bizim ne yapacağımız şey 30, 60, 90 üçgeninde 30'un karşısını bulmak. Şimdi burada 60'ın karşısı verilmiş? Evet. E ben o zaman şunu diyeceğim. 30'un karşısı 60'ın karşısına geçiş neydi? Köküç kat. O zaman 30'dan 60'a geçiş köküç katsa tam tersi 60'dan 30'a geçişte köküçe bölünmüş hali olacak. Yani ilk etapta ben buradaki y'yi bulmalıyım. Yani 6'yı kök 3'e böleceğim. Kök 3 eşleniğiyle çarparsam 6 kök 3 bölü 3 yapar. Yani burası kaç yapıyor o zaman? 2 kök 3 yapıyor. Şunu şöyle büyüteyim. Burası 2 kök 3 yaptı. E ben burayı 2 kök 3 bulduktan sonra 30'un karşısı böyle. 2 kök 90'ın karşısına geçti. 2 katıydı. Direkt burası da kaç yapar? 4 kök 3 yapar. İşte 30-60-90'ın mantığı da bu kardeşim. Geldik 30-30-123 üçgenine. Hocam bunu bilmek zorunda mıyız? Bilseniz de olur, bilmeseniz de olur. Ama genelde de karşımıza çıkıyor. Ben bunun gibi diğerleri gibi üç <laughs> tane, 5 tane yıldız koymayacağım. Buna sadece üç tane yıldız koyacağım. 30-30-120 üçgende de 30 derecenin karşısından 120'nin karşısına geçiş kök 3 kat. 30'dan 120'ye geçiş kök 3 kat. Yani burası dikkat et x, x iken burası kök 3 x oluyor. Hocam bilmesek nasıl olacak? Mesela sen şuradan böyle bir dik çizersen 90'ın karşısı x ise 30'un karşısı x bölü 2 çıkar. 30'un karşısı x bölü 2 ise burası da x bölü 2'nin köküç katı olur. Aynı şekilde burası da x bölü 2'nin köküç katı olur. Topla bak x köküç geliyor. Kendin ispat tekniğiyle de yapabilirsin ama 30'dan 120'ye geçti. Kolay bir şey. O da kök 3 katmış. E o zaman birkaç antrenman yapalım yine seninle birlikte. Hocam şöyle burası 6 6 x verilirse ve 120 derece ise 30 30 120 ise bunda işimiz kolay. Direkt x ne olacaktır? Direkt kök 3 katı olacaktır. Tam tersi verilirse bu sefer 120'nin karşısı verilirse 6 x x sorulursa bize 120 30 30 üçgeninde. Hocam 30'dan 120'ye geçiş kök 3 kattı. Tam tersi 120'den 30'a geçti de bölünmüş hali olacaktır. Yani x ne olacaktır? 6 bölü kök eşit olacaktır. Kök 3 eşleniyle çarparsam 6 kök 3 bölü 3 çıkar. Yani cevaba 2 kök 3 olarak ulaşırız. 30 30 120 üçgeni bu şekilde. Öğrendik mi? Öğrendik. Şimdi şöyle bir bakalım. 45 45 90 üçgeni dik kenardan hipotenüse geçiş kök kat önemli. Tam tersi hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş hali. 30 60 90 üçgeni de 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 90'dan 30'a geçişte 2'ye bölünmüş hali. 30'dan 60'a geçiş kök kat. 60'dan 30'a geçişte kök bölünmüş hali olacak. 30-30 120 üçgeninde de 30'un karşısından şu 120'nin karşısına geçiş kök 3 kat. Tam tersi 120'den 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş hali. Tamam. Şimdi öğrenme alanında şu işi iyice öğrenelim seninle birlikte. Şöyle bir öğrenme alanı kısmımız var. Hocam hala hazırda bir şeyler verilmiş. Neler verilmiş? Bak burada 45 var. Burası 90. aslında bu nedir? 45-45-90 üçgenidir. Yani bu 45. E 45-45-90 üçgeni olduğundan dolayı burada da hipotenüs verildiğinden dolayı normalde dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kattı. O zaman hipotenüs bölersen yani dik kenara geçiş kök bölümüş hali. Yani sen 4'ü kök 2'ye bölsen o zaman 4 kök 2 bölü 2 yapar. Bu da 2 kök 2 yapar. Yani bir kenar 2 kök 2 oldu. Hocam burası da 2 kök 2 ya. Kök 2 kök 2 diye iki eş parçaya ayrıldı. İşte bir de burada ne yapacağız şimdi? Hocam burada da bir pisagor bağıntısı çıktı. Çünkü x soruluyor bana. X bak buradaki üçgende. E buradaki üçgende de pisagoru yapalım. Kök 2'nin karesi artı 2 kök 2'nin karesi mi yapacağız? Hayır. X de böyle ne olacaktır? Küçük olanın kök 5 katı olacaktır. Çünkü niye? Bak 1'e 2 oran var burada. Küçük olanın kök 5 katından dolayı cevaba kök 10 diye ulaşırız. Evet A şıkkını kök 10 bulduk. Geldik B şıkkına. 30 60 90 üçgeni verilmiş. Bak burası 30 derece ya. Burası 60 derece. 60'ı da 2'ye eşit parçaya bölmüş. O zaman bunlar da 30 ağır derece oldu. E sonra burası da 60 derece oldu. Şimdi farklı şekillerde tabii ki yapabilirsiniz de ben şuradan yapacağım. 90'ın karşısı verilmiş büyük üçgende. 90'ın karşısı 18. Normalde 30'dan 90'a geçiş 2 kat. O zaman 90'dan 30'a geçişte 2'ye bölünmüş hali ne olacaktır? 9 olacaktır. E sonra şuradaki üçgende bir 30 60 90 üçgeni var yine. E hocam burada da ne verilmiş? Burada da 30'un karşısı x'ken 60'ı karşısı 9 verilmiş. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kalsa 60'dan 30'a geçişte köküçe bölünmüş hali olacaktır. Yani x 9 bölü köküçe eşit olacaktır. Köküçe 3 eşleniğiyle çarparsam 9 kök 3 bölü 3 yapar. Yani 3 kök 3 diye ulaşırız cevaba. Geldik C şıkkına. Direkt burada da 30 30 123 geni verilmiş. 30 30 120. Burası da 4 kök 3 ya. Hocam 30 30 120 üçgende 4 kök 3'ün kök bana 120'nin karşısını verir. Şu kök 3'le kök 3 olduğundan burası 12 oldu. E sonra buradaki dik üçgene bakacak olursak da dik üçgenden dolayı 5 12 13 üçgeni çıktı burada karşıma. Dolayısıyla cevabı 13 diye ulaşırız. Geldik bir sonraki soruya. D şıkkına 45 90 90 45 burası da 45 olmalı. 15 oradaysa buraya 30 kaldı. Hatta burada da iki iç açı bir dış açı da diyebilirdik. Yani burada bir 30-60-90 üçgeni çıktı. 30'un karşısı 2 ise 60'ı karşısı 2 kök 3 yapar. 90'ın karşısı da 4 yapar. Çünkü 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 30'dan 60'a geçiş de kök 3 kattı. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman neyi kullanacağız? Hocam bak verilen bilgileri tam anlamıyla kullan. 45 burası 45 burası. Aa ikiz kenar dik üçgen bu. Hocam ikiz kenar dik üçgen olduğu için şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Yani x artı 2 eşittir. Şunların eşitliğini kullanacağım. 2 kök eşit. Yani x de buradan 2 kök 3 eksi 2'ye eşit olmak zorunda. O zaman cevap bu çıkar geldik şimdi normal sorulara. Örnek 41'e 41 e geldik. Öğrenme alanı sorularıyla iş öğrendik. Örnek 41'de neler diyor. Hocam şimdi bir dik üçgen verilmiş. 60 90 ise direkt buraya 30 yazacağız. Sonra DE ile AB'nin paralelliğinden hocam DE ile AB'nin paralelliğinden burası 90 ise yönde eşitten burayı 90 yazacağız. Sonra EF ile BD'nin paralelliğinden şunlar da birbirine paralel ya. Hocam burası 90 ise yönde eşitten burası da 90 burası da 90 olacak. O zaman buradaki bilgilerin hepsini şekilde göstereyim. 90'ları yazayım şöyle. Burası da 90 oldu. E, burası da 30 oldu. E sonra Küçük üçgende bak 30 60 90 açıları yazmaya devam ediyorum. Tamamı 90 olduğundan burası 30, burası 60. Tamamı 90 olduğundan burası 30, burası 60 oldu. 30 60 90 üçgenleri hala hazırda karşımıza çıktı. O zaman ne yapıyoruz? 30 60 90 üçgenin özelliğini kullanıyoruz. İlk önce verilen bak şuradan bir başlayayım. Hocam burada 30'un karşısı 3 kök 60'ın karşısı 3 kök 3'ün kök köküçü 3 katı yapar. Şurası 3 yaptı ya. O zaman burası kaç yapıyor? 3 kere 3 9 yaptı. Şuraya hemen 9'u yazalım. Sonra hocam şuradaki üçgende 30 60 90 üçgeni var yine. Bu sefer ne verilmiş? Hocam burada 60'ın karşısı veririm. Normalde 30'dan 60'a geçiş kök kattı. 60'dan 30'a geçişte de bölünmüş hali. Yani 3 kök küçük kök 3'e böleceksin. O zaman kaç yapar burası? 3 yapar. Hemen 3'ü yazdım. Sonra 30'un karşısı 3 ise... 90'ın karşısında 2 katı yapar. 6 yapar burası da. Sonra geldik şuradaki üçgene. Hocam buradaki üçgende de yine bir 30-60-90 üçgeni var. Ve burada 60'ın karşısı var. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. O zaman 60'dan 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş hali. Yani 6'yı kök 3'e böleceksin. Kök 3 eşleniğiyle çarparsan 6 kök 3 bölü 3 yapar burası. E o zaman burası 2 kök 3 yapar. Hemen buraya 2 kök 3 yazdım. Sonra 30'dan 90'a geçişte iki 2 kat. Yani burası 4 kök oldu. Sonra buradaki üçgende de hocam 30 60 90 üçgeni yok mu burada? Var. E 30 60 90 üçgende bak 60'ın karşısı var. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. O zaman kök 3'e böleceğim. 4 kök küçük kök 3'e böldüğün zaman kaç yapar? 4 yapar. Bizden ne isteniyor? AC uzunluğu isteniyor. AC uzunluğuna da. Bak bakayım şöyle. Hocam 4, 3 ve 9'un toplamı kaç yapıyor? 16 yapıyor. İşte burası cevap oldu. Hala hazırda verilmişti. Hala hazırda. Üçgenler bize verildiği zaman işimiz kolay. Özelliği kullanacağız tanımı kullanacağız. Olay bitecek. Geldik 42. soruya. 30 90 var. Hemen 60'ı yapıştırdık. Sonra e, BC'ye 12 vermiş. Başka AB ile de AC'yi birbirine eşit vermiş. Yani bu da 45 45 90 üçgeni o zaman. Hocam büyük üçgende büyük üçgende kenar var. Bunu kullanacağım. 45 45 90 üçgende. Dik kenarda hipotenüse geçiş kök kat. O zaman hipotenüsten dik kenara geçişte kök k'ye bölünmüş hali. 12 bölü kök 2. Kök 2 eşitlendiğinde çarparsam 12 kök 2 bölü 2 yapar. Burası da 6 kök 2 yapar. Evet. Hemen 6 kök k' yazalım. Bunlar 6 kök 2 6 kök 2 yaptı. Sonra ne yapacağız? Burada bir 30 60 90 üçgeni var elimizde. 30 60 90 üçgenini kullanacağım burada. E hadi bakalım 30 60 90 üçgenini kullanalım. 30 60 90 üçgeninde bu sefer 30'un karşısı bizim başlangıç noktasıydı. Hocam burada 60'ı karşısı verilmiş. E 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa 60'dan 30'a geçişte de kök e bölünmüş hali. Yani biz burayı nasıl buluruz o zaman? 6 kök 2 bölü 30'un karşısı kök 3 diyeceğiz. Kök 3 eşleniyle çarparsam burası da 6 kök 6 bölü 3 yapar. 3 ile 6 sadece 2 yapar. Yani buraya 2 kök altımı bulduk. Evet hemen buraya da 2 kök altı yazalım. Sonra benden BD isteniyor. BD'ye de X dedim. Ve şu tamamı X artı 2 kök altı yaptı. X artı 2 kök altı eşittir. tamamı hocam. 6 kök eşittir. 6 kök k olduğundan x'i de böylelikle 6 kök k eksi 2 kök 6 olarak bulur muyuz? Buluruz. Cevap saçma gibi gözükse de kolay. Aslında kolay. Rahat bir şekilde bulduk arkadaşlar. Evet örnek 42'de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 43'e. Evet. Katlayalım bakalım. Şimdi bize neler verilmiş yok okuyalım. Bir şekilde verilen ABC ikiz kenar dik üçgenin biçimindeki karton. BC kenarı AC kenarını üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Katlayalım seninle birlikte bak. Hop katladı. Katladığımız zaman da şekil 2 karşımıza çıktı. Sonra AD bölü BC oranı nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız burada? Öncelikle şu ikiz kenar dik üçgen olmasını göstereceğim. Hocam ikiz kenar dik üçgen ya. Yani burası 45. Şunlar eşit. Eşit. Burası da 45 derece olmasını göstereceğim. Sonra şekil 2'ye gelelim. Şekil 2'de de üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit değil mi? Ama ne zaman? Katlama verildiği zaman katlamayı geriye doğru açacağız. Geriye doğru şöyle bir katlamayı açalım. Açtık, tık, açtık şöyle bir katlamayı. Açtıktan sonra bak bu bir dik üçgende Bu buraya doğru katlandı. Üst üste binen kenarların eşitliğini, üst üste binen açıların eşitliğini mutlaka yazıyoruz. Hocam şu kenarlar üst üste bindi, birbirini eşit. Şu kenarla. Tabii ki şurasıyla şurası, şurası birbirine eşit. Sonra üstte bina açıların eşitliğini de yazalım. Şunlar da birbirine eşit. E o zaman burası da 90 derece yaptı. Çünkü bu buraya geldi. Hatta ve hatta şuradaki açılar da birbirine eşit oldu. Ve buradaki açımız da 45 dereceydi. 45 90 90sa bak burası da ne yaptı? 45 yaptı. E şimdi bu bilgileri kullanalım. Hocam burada bir ikizkenar dik üçgen daha çıktı. Şimdi bizden oran isteniliyor. Oran istenildiği için böyle kenara k demeyeceğim. 1 diyeceğim. Sonuçta oran isteniliyor. O zaman ben buraya 1 dersem burası da 1'dir. 1 bir 1 ise burası ne yaptı o zaman? Kök yaptı. Ee, sonra ne yapacağız hocam burada? Ya hocam burada bak 22 buçuklar falan filan geliyor böyle 22 buçuk üçgeni geliyor. Buraya mı yoğunlaşacağız? Hayır. Yoğunlaşma buraya. 22 buçuk. Senin bildiğin özel üçgenler şunlar kardeşim. 30 60 90 45 45 90. Bir de 30 30 120. Başka 22 buçuk 67 buçuk üçgeniyle falan filan çok fazla uğraşma. E ne yapacağız hocam burada? Kardeşim şurada bir. Burası da bir değil mi? Evet. E yaz. Bulduğun bilgileri şekil üzerinde göster. Hocam burası da 1. E bu bir ikiz kenar üçgendir, Yani burası kök 2 artı 1 ise burası da kök 2 artı 1'dir. Burayı da kök 2 artı 1 olarak buldum. Hatta bak üstte binen kenarların eşitliğinden burayı da kök 2 artı 1 diye yazdım. Her yer kendiliğinden çıktı. AD bölü BC isteniyor benden. AD'ye bakıyorum. AD kök 2 yaptı. Bölü BC. BC'ye de bakıyorum. Hocam BC'de burası. O da ne yaptı? Kök 2 artı 1 yaptı. Yani kök 2 bölü kök 2 artı 1 cevap. Cevap anahtarında olmayabilir. Ne yapacağız? Matematiğimizi kullanacağız. Eşleniğiyle çarpacağım. Kök 2 eksi 1 ile çarpacağım. Kök 2 çarpı kök 2 eksi 1 bölü. Eşleniğiyle çarptığın zaman ne oluyordu? Hani a artı b ile a eksi b'nin çarpımı a kare eksi b kareydi. Yani kök 2'nin karesi 2 eksi 1'in karesi 1 yapıyor. Alt taraf o zaman kaç yaptı? 1 yaptı. O zaman şunu da şöyle dağıttığım zaman cevap ne çıkıyor? kök 2 ile kök 2'nin çarpı 2 eksi kök 2 çıkıyor. Evet büyük ihtimalle cevapta da bu vardır. Yani şu şekilde bırakılmaz genelde. Hani kök 2 böyle kök 2 artı 1 şeklinde bırakılmaz. Cevaba da şöyle bir kontrol edelim. 2 eksi kök 2 olduğunu teyit edelim. Evet 2 eksi kök 2. Bak burada da 2 eksi kök 2 bulduk. Oley doğru bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 44'e. Örnek 44'de de. Böyle bir tanım yapmışız ilk etapta. Bilardo oyununda Topa düz bir şekilde vuruş yapıldığında top banta yani top bantın yani bilardo masasının kenarlarına bant deniliyor. O banta masanın kenarlarına çarptığı açıyla yola devam eder diyorsun. Mesela burada çarptı ya ben sana şöyle bir göstereyim. Burada çarptı alfa sonra buraya geldi çarptı. Burada da şu açı kadar böyle devam edecek böyle. Sonra bu açı kadar böyle devam edecek böyle. Sonra bu açı bu açı böyle 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 devam edecek işte anladın sen olayı. Şimdi burada da. Şekildeki gibi özel olarak hazırlanmış bilardo masasındaki topa BC'ye paralel olacak şekilde bir vuruş yapılıyor. Her verilen bilgiyi kullanmak zorundayız. Şimdi BC'ye paralel olacak şekilde bir vuruş yapalım seninle birlikte. 30-60-90 üçgeni. Adam bize şununla şunu paralel verdiyse o zaman. E burası 30 ise burası da 30 demek istemiyor mu? Evet. E 30-60-90 üçgeni burada da var. Şimdi hocam burada 60'ın karşısı var. 30'un karşısı ne olacak? Normalde 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat, 60'dan 30'a geçiş kök bölünmüş hali 1 yapar. Hemen 1'i yazdık burayı. Sonra burası toplamda 6 kök 3. Büyük üçgene baktığımız zaman hocam burada da 60'ı karşı altı kök 3, 30'un karşısında olacaktır. Köküçe bölünmüş hali 6 yapacaktır. Hemen buraya da şöyle bir 6 yazıyorum, o zaman buraya ne kaldı? 5 kaldı. Sonra ne diyor bize? Şekildeki gibi. Ne yapacağız? Bilardo topuna K noktasından vurdum, vuruş yaptım. Sonra top böyle yol alacakmış. Topa K noktasında vurulduktan sonra top tekrar K noktasına ilk kez geldiğinde, bak arkadaş, topa K noktasından vuruyormuşum ben. Sonra böyle böyle çarpıp 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 şöyle çarpıyor mesela, çarpıyor çarpıyor çarpıyor. En son K'ye geliyor. İşte K'ya geldiğinde ne kadar yol alır diye bize soruyor. Haydi bakalım verilen bilgileri tam anlamıyla yazayım ben. Hocam bu arada 30'un karşısı 6 ise burası da kaç yapar? 12 yapar. Şuranın da 12 olduğunu göstereyim. Şimdi ben topa çarptım. Topa böyle bu şekilde vurdum. Top buraya gitti mi? Gitti. Sonra ne yaptı? Hocam banta vurduğu açıyla devam ediyor. Şu şekilde gidecek. Buraya gelecek. Tamam gelsin bakalım buraya. Hocam banta buradaki açımız kaç derece? Buradaki açımıza bakacak olursak 60 ya. Bak vurduğu açıyla gidecek. 60 ya. Vurduğu açıyla gidecek böyle. 60 ise burası da 60 olacak o zaman. Biraz önce yukarıda onu tanıtmıştı zaten. Zaten bu açılarda da çok geliyor böyle. Vurduğu açı. Yansıma açısı. Fizikte de kullanıyorsunuz bunu. Hatta fizikte nasıl kullanıyorsunuz? Normalle yaptığı açı kadar gider. Burası beta ise normalle yaptığı açı beta yapar. E beta alfa artı ise 90 olacak. O yüzden burası da alfa olur diyeceğiz. Aa biz vurdu açıyla gider diyoruz böyle. Vurdu gol oldu diyoruz. Bu alfaları bu şekilde gösteriyoruz. E o zaman burada 60 vurduysa 60 ile gidecek kardeşim. Hemen 60'ı yazdın. Verilen bilgileri tam anlamıyla kullanalım burada. Dur. Hocam buraya geldi ya 60 60 ise bak burası da 60 oldu mu? Şuradaki üçgende oldu. Sonra devam etsin burada. Hocam burada da 60'la vurdu. 60'la devam edecek böyle. 60'la devam etsin bakalım şöyle. 60'la devam ettiği zaman da bak ne oldu? Vurdu açıyla gidecek. Burası da 60 olacak yani. 60 oldu burası. E bak dikkat. 30, 60, 90 üçgeni var burada. Hemen 90'ı yapıştırdık. Hocam top şöyle gelmişti. Sonra buradan gitti. Sonra buraya geldi. Vurdu açıyla gidecek ya. E, dik vuruyor. E top gerisin geri. Geri gelecek o zaman. Dik vuruyor çünkü. Dik vurduğu için de sonra buradan böyle gelecek. Buraya gidecek. Ondan sonra da buraya gelmeyecek mi yine aynı şekilde? Çünkü vurdu açı atmış. Vurdu açı atmış. Sağa gelecek. O zaman buradaki uzunlukları tek tek bulmamız gerekiyor. Haydi bakalım. Hocam burası 2 mi? Evet. Çünkü buradaki üçgenden dolayı. Hocam şurası 5 ya. Şuradaki eşkenler üçgenden dolayı. Burası da 5 burası da 5 yaptı. Tamamı 12 idi buraya 7 kaldı. Sonra buradaki dik üçgende de 90'ın karşısı 7 ise 30'un karşısı 7 bölü 2'dir. Çünkü 30'dan 90'a geçiş 2 kattı. 90'dan 30'a geçişte yarısı olmak zorunda. O zaman biz götürelim bakalım topumuzu. Hocam top giderken ne gitti? 2 gitti 5 gitti 7 bölü 2 gitti. 2 5 ve 7 bölü 2 gitti. Sonra artı bak. 2 gitti 5 gitti 7 bölü 2 gitti sonra geri geliyor 7 bölü 2 5 ve 2 aynı sayılardan bir daha gidiyor. 7 bölü 2. 5 ve 2 daha gitti. Şu ikisi 7 yaptı. Şu ikisi de 7. Bu ikisi de 7. 3 tane 7. Toplamda kaç yaptı? 21 yaptı. Evet böyle gitti gitti gitti. Geri geldi. Sonra bir daha böyle gitti. Bir daha gitti. K'ya gitti. 2, 5, 7 bölü 2. Bir daha 7 bölü 2, 5, 7, 2 uzunluklarına gitmiş oldu. Ve çok güzel bir soru. Bu ayarda bir soru sorulur mu? Kesinlikle sorulur. Hatta ben bu soruyu nerede yazdım? Ee, Timöz'de görmüştüm galiba. özde görmüştüm galiba. Ya da bir hocamın şeyinde mi görmüştüm bilmiyorum ama Özdeki bir paylaşımda görmüştüm. Şöyle bir üçgende, şu şekilde. Ee, yok, bu soru başka bir soru. Başka bir soruda görmüştüm ben onu. Onu başka bir soruda anlatacağım, tamam? O da çok güzel bir soru. Eşkenar üçgende. O eşkenar üçgene geldiğimiz zaman onu söyleyeceğim. Tamam. Ama oradaki eşkenar üçgenden de esinlenilmiş bir soru aslında. Burada da göstersem olur da orada göstersem daha böyle güzel olacak. Neyse soruyu bu şekilde bulduk. Bak çok hoş bir soru. Yansıma sorusu. Bu şekilde böyle şey soruları fizikte falan da kullanıyorsunuz. Ve bunu da öğrendiniz artık. Vurduğu açıyla gitme sorusunda burası alfa iken buraya alfayı da kullanacağız. Çok güzel bir şekilde kullanacağız. Geldik bir sonraki soruya. Döndürme sorusu. Bana bak <laughs> döndürmede çünkü hep espri yapacağım. Bak şimdi kalem kalem kalem. Elimde bir kalem var. Kalem döndürdüğüm zaman ne oluyor? Yine aynı kalem. Yani bir eş yapı sorusu. Kalemi döndürdüğünde yine aynı kalem oluyor. O yüzden... Döndürülmüş kalemlerin eski haliyle yeni hali birbirine eşit. Ben üçgen döndürmesi yapacak olursam. Evet döndürmede üçgen döndürmesinde de yine uzunluklar eşit. Ama üçgen içinde de açılar eşitliği var ya. Açı eşitlerini de yazacaksın. Açı eşitlerin eşitliğini de, eşitlerini de yazacaksın. ÖSYM bu eş yapıları çok kullanıyor. Çok kullandığı için bu döndürmede de böyle eş yapı döndürme soruları da eş yapı soruları deyip kenarların eşitliği varsa. Üçgen, dörtgen, beşgen döndürmesi gibi yani bu yani böyle bir doğru döndürmede açı çıkmıyor ama üçgen döndürmede açı çıkıyor. Açı eşitlerinde yazmayı da ihmal etme. Hadi gel bakalım soruya. Şimdi soruyu okulam. ABC üçgeni A köşesi etrafında ok yönde 30 derece döndürüldüğünde bu üçgen elde edilir. Gel beraber döndürelim. Al böyle ABC üçgenini döndür bakalım şöyle hop döndürdüm. Döndürmüş döndürülmüş halde şu üçgen yaptı. Tamam o olayı öğrendik gördük anladık olayı. Bizden en son şu isteniyor. KC üssü bölü neresi KC üssü? Şuraya yoğunlaşacağım. Hemen şuraya bir X yazayım. Bölü B üssü M. Şuraya da Y yazayım. B üssü M değil. Oran isteniliyor herhangi bir yerden K ile başlamayalım bence. Ne yapalım burada? Hocam döndürme soruları ya eş yapı olmasını kullanalım. Bir kere bu bir 30-60-90 üçgeni mi? Evet hocam. Bu 30-60-90 üçgeni. Döndürdüğüm üçgen de aynı üçgen değil mi? Aynı üçgen 30-60-90. Hatta bu köşe buraya geliyor. Eş yapı hemen 30'u 60'ı yazalım şöyle. Bir de döndürmede dikkat et. Bak şimdi. Sen şu kenarı döndürüyorsun. Kaç derece döndürüyorsun? Onu söylemiş miydi bana soruda? 30 derece döndürüyorsun. Bu kenar dönerken hop böyle döndü. 30 derece döndü. Bak hop dönüş. Hop dönüş. Ya da şu kenar dönerken hop 30 derece bak nereye dönüyor? Buraya doğru dönüyor. Gördün mü? Tamam. O zaman biz bunu kullanacağız. Hocam bu dönüş açısı burası 30 derece diyor. Ya da şuradaki buraya geldi. Bu dönüş açısı burası da 30 derece. Ara açıların hepsini yazalım. 30 60 90 üçgen çıktı burada. 90 burası. E hatta 30 30 120 üçgen çıktı burada da bak. 30 30 120. E ters açıdan burası da 120 yazalım oldu da. E burada da 30 20 120 ise burası da 30 çıktı. Burası da 30 yaptı. E zaten bu 30 60 90 üçgeniydi. Burada bir 30 60 90 üçgeni falan filan çıktı mı çıktı. Şimdi bir yerden başlayalım. Oran isteniliyor ya. Hocam Y cinsinden mi gidelim böyle? Bak 30 60 90 üçgeni var burada. Y cinsinden bence gitmeyelim. Nereden gidelim? Sonuçta oran istenildiği için bence y dediğimiz yere 1 diyelim. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 2. 60'ın karşısı ne yapar? Köküç yapar. Yalnız dikkat köküç buraya kadar. Bunun tamamı değil. Bunun tamamı ne? Bak döndürdüğüm üçgen şu üçgende şurası 2. Döndürülmeden önce bak bu burası değil miydi? Evet yani bu 30-60-90 üçgeni 30'un karşısı 2 iken burada da 30'un karşısı 2 olacak tamamı. Burası 2 olacak. Yani 30'un karşısı 2'si 60'ın karşısında 2 3 mü yapacak? Evet. A. Sonra burada bir özel üçgenimiz var. Şu özel üçgen 30-30-120 üçgeni hemen burada köküçe bölelim bunu. E çünkü 30'dan 120'ye geçiş köküç kattı. 120'den 30'a geçişte köküçe bölünmüş hali olacak. Köküçe böldüğüm zaman bunlar da 2-2 yaptı. E sonra ne yapacağız? Takıldık kaldı. Takıldığın zaman verilen bilgileri kullan. Bak biraz sonra burada da bir şey yapacağız. Belli. Hocam x'i bulurken de şu 30 30 üzerinden faydalanmam gerek. Dur kafayı çalıştıralım. Yani benim nereyi bulmam lazım? Hocam benim şurayı bulmam lazım. Burası nerede? Hocam bu kenar üzerinde. E bu kenar şu dik üçgende değil mi? Yani 30 60 90 üçgeninde 60'ın karşısı burası. E bizim o 30 60 90 üçgenimiz aynı zamanda bu değil miydi? 60'ın karşısında burası 2 kök 3 değil mi? Ya da bu 2 kök 3 döndüğünde buraya gelmiyor muydu? Evet. O zaman bunun tamamı da ne yapmak zorunda? Bak şöyle gösteriyorum. Bunun tamamı da 2 kök 3 yapmak zorunda. Hocam ikisi buradaysa o zaman buraya da ne kaldı? 2 kök 3 eksi 2 kaldı. Evet burası 2 kök 3 eksi 2 yaptı. E şimdi buradaki 30 30 120 üçgeninde 2 kök eksi 2 burası 2 kök 3 eksi 2 burası. Hemen buraya da 2 kök eksi 2 yazıyorum. O zaman x de 2 kök eksi 2'nin kök 3 katı olmak zorunda. Kök dağıtıyorum. Kök 3 ile çarpı 3. 3 ile de 2 çarpıyorum. 6 eksi kök buraya dağıtıyorum. Bir de 2 kök yaptı. Evet cevap böylelikle 6 eksi 2 kök 3 oldu. Ama dur cevap 6 eksi 2 kök değil. Bizden ne isteniyor? Kc. Kc. Neredesin? Buradasın. Kc üssü pardon. Yani bizden Kc üssü. Yani 6 eksi 2 kök 3 bölü sonra öbürü yani şu b üstü m isteniyor bir isteniyor cevap 6 eksi 2 kök 3 yapıyormuş yine de. Evet örnek 45'te bu şekilde bulduk. 6 eksi 2 kök şeklinde bulduk. Ve böylelikle bu dersi bitirdik. Şimdi nota geleceğiz. Not o kadar önemli ki. Bu işin mantığını orada o kadar iyi bir şekilde öğreneceğiz ki. Şimdi bu zamana kadar yerde hep böyle özel üçgenlerle ilgili işlemler yaptık ve Özel üçgenlerle ilgili işlemlerde hali hazırda verilmişti. Hali hazırda verilmediği zaman da nasıl hareket edeceğiz? Bir sonraki dersimizde bunu öğreneceğiz. O zaman bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Yani 5. günün 2. dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.